Hayırlı akşamlar çok değerli Akit Televizyonu izleyenleri. Bir vizyon programıyla daha karşınızdayız. Bugün ve bundan sonra ve bundan önce siz değerli izleyicilerimizden gelen talepler doğrultusunda konuları konuşmaya, ilgililerini, yetkililerini, bu konunun ehli uzmanlarını çıkarmaya gayret ettik. Bugün de aynı şekilde başka bir konuyu inşallah çok değerli misafirlerimizle geniş geniş konuşacağız. Değerli izleyiciler, sizlerin desteğiyle, bize verdiğiniz itibar ve destekle 4 yılımızı geçtiğimiz hafta bitirmiş bulunuyoruz vizyon programı olarak. Hamdü senalar olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Geçtiğimiz hafta çok değerli gazeteci, televizyoncu Özgür Özkaya kardeşim benim yerime vizyon programını sizlere takdim ettiler. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta küçük kardeşim 55 yaşlarında akciğer kanseri hastalığı sebebiyle vefat etti. Cenazesi dolayısıyla Tokat'a, memleketimize gittik. Sizlerin de geçmişlerinize rahmet olsun. Benim de kardeşime Cenab-ı Hak çok çok rahmet eylesin. Rahmet ihsan eylesin. Değerli izleyenler, bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki zaman zaman konu ediyoruz ama gerçekten şu sigara illetini hayatımızdan, hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş de geçiyor. Değerli izleyenler, bugün konumuz devre tatiller, devre mülkler. Devre mülk konusu Türkiye'de takriben 500 bin aileyi ilgilendiren bir konu. Yani bu da 2,5 milyon, yani bir aileyi 5 kişi mütalaa edersek 2,5 milyon insanı ifade eden, ilgilendiren bir konu. Biz bu konuyu ilan ettikten, duyurmaya başladıktan sonra pek çok insandan pek çok mesaj ve telefon aldık. Gerçekten ülkemizin kanayan bir yarasını bugün konuşacağız. Niye konuşacağız? Çünkü gerçekten tedbir alınması gerekiyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi konuşmamız gerekiyor. Tabii bu kadar siyasi konular var. Bu konular dururken neden böyle bir konu? Evet, bu da insanımızın meselesi. Yaşanılan bir konu. Mevzuat boşluklarım var. Başka işler mi var? Bunları ilgilileriyle konuşacağız. Çok değerli konuklarımı ben takdim etmek isterim. Bana göre sağ tarafımda birinci oturan arkadaşımız Nuh Sarıkaya Bey, iş adamı. Nuh Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nuh Bey'in yanında avukat Yaşar Metehanoğlu. Avukat Yaşar Metehanoğlu, devre tatil, devre mülk mağdurları avukatı. Evet. Yaşar Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bana göre sol tarafımda Tahsin Şenol Bey. Evet. Tahsin Bey de iş adamı. Tahsin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Diğer başta ise Talip Metehanoğlu, Kapris Gold Mağdurları Dernek Başkanı. Teşekkür hoş geldiniz. Efendim. Sağ olun efendim. Değerli misafirler, müsaade ederseniz bu devre tatil meselesi nedir? Devre mülk meselesi nedir? Ve ülkede bu yaşananların sebepleri nelerdir? Yani sadece insanların ihmalleri, bir takım suistimalleri midir? Yasal boşluklarda var mıdır? Önce biraz bu konuyu arzu ederseniz böyle bir girelim. Ve arzu ederseniz devre mülk, devre tatili nedir, ne demektir? Buyurun istediğiniz yerden Yaşar Metehanoğlu, söz sizin. Buyurun efendim. Peki, hayırlı akşamlar. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için, bu konuda bize konuşma şansı tanıdığınız için gerek Akit TV'ye, Mustafa Karahosanoğlu ve Ali İhsan Karahosanoğlu ve üstadıma ve zat halinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Allah razı olsun. Sağ olasınız. Evet, bugün Türkiye'mizde gündemi en çok sarsan olaylardan, Türkiye'nin gündemine oturmuş olaylardan birisi muhakkak ki devre mülk, devre tatil, hisse satış, hisse alım olaylarıdır. Bundan dolayı birçok müvekkilim, birçok tanıdığım mağdur olmaktadır ve sürekli aramakta, sormakta, ne yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Bir gün böyle yazıhanemde daha yeni yazıhaneye girdim, bir kadın gözleri kan çanak kapıda bekliyor, ağlıyor, sızlıyor. Ne olduğunu sordum. Aman avukat bey, ben ne yapacağımı şaşırdım. İşte bize bir bedava tatil imkanı sundular. 3 günlük devre tatil. Gelin bizde bir ağırlayalım sizi. Siz bize bir 3 gün dinlenin dediler. Benim de kocam ölmüştü. 2 çocuğumla, öksüzle beraber koydum. Bunların dedikleri devre mülke gittim. Benim neyim olduğu, neyim olmadığı, mal varlığımın ne olup ne olmadığını sormuşlardı. Ben de kocamdan kalan bir daire olduğunu, bir de emekli maaşını aldığımı, başka bir imkanımın olmadığını beyan etmeme rağmen
Bugün bana işte burada size devremülk verelim. Siz de gelin yılda... Sonuçta ikna ediyorlar. Tatil yapma imkanınız olur diye. Çocukları da baskı altına almışlar. Çocuklar anne başka hiçbir yere gidemiyoruz. Evde hep hapsiz diye. Annelerine baskı yapıyorlar ve böyle bir kağıtlar imzalatıyorlar. Eve geliyorlar, bir devremülk sahibi oldunuz diyorlar. Her sene 1 Haziran, 15 Haziran arasında burada sizi ağırlayacağız diyorlar. Eve geliyorlar, aradan bir ay geçiyor, birkaç tane senet imzalatmışlar, bono imzalatmışlar, bono icraya verilmiş, eve haciz koyuluyor, ev gidiyor. Ben hemen hukuki olarak neler yapılması gerektiği konusunda hukuki tedbirlerimi aldım, icrayı durdurdum ve bu Nazlı Hanım'ın evinin elinden alınmasını engelledim. Daha sonra bir başka müvekkilim yine aradı, bu yönde başına bir sıkıntı geldiğini, devremülk aldığını, işte 6 ay sonra tamamlanacağını, 7-8 ay sonra aradığında bu adamlara rastlamadığını, bunlara bir 40 milyon lira para kaptırdığını, gidip yerin bu kendisine devremülkün satılacağı yeri araştırdığını, bulamadığını söylemişti. Bir başka müvekkilim yine... Yaşar Bey, bu hikaye çok. Çünkü 500 bin kişiden bahsediyoruz. Daha bunu, fazla. Daha fazla bildiğinizden olabilir. Çok evet. Daha fazla. Yani ben bunu bir yayın sırasında Tüketicileri Koruma Derneği Başkanlığı'nın ifadesi olarak yansıttım. Belki bilinmeyenler de vardır. Bütün bunların sebebi... Bunun sebebi ne? Sebebi. Yani insanlar saf mı? Kısaca arz edeyim. Karşısındakiler sahtekar mı? Arz edeyim efendim. Zamanınızı almayayım. Bunun sebebi, ben de çok inceledim. Nereden doğuyor? Bu neden kaynaklanıyor? Niye bu kadar yaygınlaştı? Niye bu? Çünkü evlere ateş düşürdü. Boşanmalar, kavgalar, nizalar. Şimdi davet ediyorlar. Bin bir türlü kandırma yollarıyla bu insanları aldatıyorlar. Şimdi gördüğüm durum, 634 sayılı kanunumuza bizim 57, 58, 59, 7 tane madde eklenmiş. Evet. Bu 7 maddenin içerisine bütün bu 10 milyonu ilgilendiren devlet tatil, devre mülk, hisse tatil sistemi bu 17 maddenin içerisine sıkıştırılmış. Birinci madde, 57. maddeye bakıyoruz, devre mülk nedir diye tarif ediyor. İrtifak kurulmuş bir bina varsa buraya devre mülk verilir. Nedir devre mülk tarifini de şöyle yapıyor 58. madde. Belli bir binada, belli bir zaman için, belli bir yerin kullanımının kiralanması, kullanım hakkının verilmesi olayı. Evet. Devre mülk kelimesinin altında yaşayan nedir? Mülk olarak ne imkanımız var? Tapu veriyor. Yani devletin tapu dairesi size bir belge veriyor. Yani kat ittifakı kuruluyor, tapuyu veriyor. Kurulmasına da kat ittifakı kurulması. İrtifak kelimesini inceledim. Açın Google'a yazın, hukuk sözlüğünü açın. İrtifak kelimesinin 30'dan fazla tarifi var. Yuvarlak, muğlak, Arapça bir kelime, tam öyle bir mi? Karşılığı yok. İşte dolandırıcılar, sahtekarlar, üç kağıtçılar, istismarcılar bu maddenin bu kelimesinden yararlanıyorlar. Yani siz gittiniz bir toprağı, bir irtifak kelime, en kestirme yoldan tarifini arz edeyim. Bir gayrimenkul var, şurada bir arsa var. Bunun üzerine belediyeye gittiniz, dilekçe verdiniz. Ben dediniz işte buraya bir inşaat yapacağım. Belediye de evet yapabilirsiniz dedi. Getirdiniz de bir kepçe vurdunuz, bir taş, bir metre taş dizdiniz. İrtifak kurulmuş oluyor bu şekilde. Eyvah, eyvah, eyvah. Yükselme, farklılık, yani bir iki tane tapu yani var. Yani inşaatın bitmesi mecbur. Değil yok. Efendim, değil. Bir tapu var mı yerde? Gayrimenkulün bir tapusu var mı? Evet. Onun üstüne bir yeni bir inşaat kurma konusunda bir izin alınmış mı? Yani inşaata gittim, dilekçe verdim, bina yapacağım. Buyurun yapın dediler. Bir engel yok. Elektriğini, suyunu bağlama konusunda, bu yasal işlemlere başlatma konusunda bir engel yok. Bunu getirdiniz, oraya bir kepçe vurdunuz, taşını da dizdiniz. Bir faaliyete başladınız. Yani bir irtifa, yani bir farklılık. Gayrimenkul üstüne bir gayrimenkul, bir başka inşa kurmaya başladınız. Evet. Buradan satış yapabiliyorsunuz devre mülk diye. Peki yasada diyor ki 15 günden 58. madde 15 günden aşağı olamaz diyor. Evet. Peki 15 günden aşağı olmaz. Bir günlük devre mülk satılırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Tapu memuruna sordum. Bak dedim, beyefendi sen 3 günlük devre mülk tapusu vermişsin. Bir günlük var, bir günlük. Bir günlük devre mülk tapusu veriyorsunuz. Bunlar yasaya aykırı değil mi? Avukat bey dedi, cezası ne? Bunun müeydesi ne? Yani bana devlet evet, diyor mu ki sen bir günlük tapu verdiğin zaman cezan var. Sen bu vatandaşa
sebebiyet verdiğin zarar ziyanın iki mislini ödeyeceksin. Ya da bir yıldan üç yıla kadar hapis yatacaksın diye bana bir müeyyide cezası var mı? Hayır. Bir engeli var mı? Hayır. Bana alan diyor ki bana bir günlük tapu ver. Ver satan da diyor ki ben bir günlük tapuyla sattım diyor. Bize de yapmak düşüyor. Harcını yani yatırıyor. Alan razı satan razı böyle, demek istiyor. Evet. Sonra gidiyorsunuz ki böyle bir mülk yoktur. Böyle bir yer de yoktur. Hak aramaya kalkıyorsunuz. İkinci madde yani buradaki en sakat olan taraflardan biri şirket el değiştirmiş. A şirketi B şirketine gitmiş. B şirket diyor biz o adamlarla hiçbir ilgimiz yoktur kusura bakmayın diyor. Biz burayı yeni satın aldık. Sizin size karşı bir sorumluluğumuz yoktur diyor. Bir aldığınız devre mülkü satam diyorsunuz. Gidiyorsunuz satacak muhatap bulamıyorsunuz. Bulduğunuz zaman diyor ki hayır biz buraya satamayız. Size diyor bir o kadar daha para verirseniz 15 günlük daha alırsanız belki satarız diye bir daha dolandırma yollarına başvuruyorlar. Yani benim acizane tespitlerim evet. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 7 maddeyle bu işi sınırlandırmış ve burada tam bir tanım getirmemiş. Neler yapılsaydı bu dolandırıcılık önlenirdi, sahtekarlık önlenirdi. Zaman lütfedersiniz ben buyurun. Bunları geniş bir şekilde anlatabilirim. Tekrar döneyim size. Bunu geniş bir şekilde neler yapılabilir, yapılmalı? Buyurun. Şöyle anlatayım size. Mesela denilseydi ki bu inşaata başlanıldığı zaman bu gayrimenkul bitmedikçe imar, iskan, ruhsat, plan, proje tamamlanıp o her şeyi tamamlandıktan sonra devre mülk satışı mümkün deseydi. Bu takdirde suistimaller büyük bir %80, %70 belki hiç kalmayabilirdi. Şey getirseydi, teminat verme mecburiyeti getirseydi. Mesela Avrupa'da, Amerika'da, kardeşimiz Amerika'da iş adamı. Amerika'da birçok gayrimenkulleri var, inşaatları, evleri var. Orada diyor bir inşaat yapacaksanız önce gidiyorsunuz, teminat yatırıyorsunuz. Ben şu inşaatı yapıyorum, şu kadar teminatı var diyor. Orada belli teminatın miktarları, onu yatırıyorum. Ondan sonra inşaata başlıyorum ve inşaatım diyor, herhangi bir şekilde aksarsa devlet bana yardım de diyor. Amerika'daki sistem, burada oturmuş bir sistemi var diyor. Yine mesela yani dünya ile mukayese ettiğimiz zaman bomboş, Türkiye'de tamamen açık, saha boş. Tamamen saha. İstismara müsait. Eğer sigortalı olsaydı bina. Bak birinci madde teminat dedim. İkincisi evet. Sigortalı olsaydı. Üçüncüsü inşaat bittikten sonra satma diye bir kural koysaydı. Eğer tapu memuru bir günlük, üç günlük, beş günlük kanuna aykırı olarak devre tapu denilmesi halinde vatandaşa doğacak zarar ziyandan da sorumlu olur diye bir madde getirilseydi. Bu nevi suistimallerin olması mümkün değildi. Yine devlet tatille devre mülk arasında böyle bir muğlak bir durum var. İrtifa kelimesi bir Arapça kelime yerine tamamlanmış, dört başı mazbut, hiçbir eksiği kalmamış gibi bir sağlam yerlere evet. yerleştirilmiş olsaydı yine bu durumda herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden vatandaş sağlıklı bir şekilde gayrimenkul alma imkanları olacaktı. Sözleşmeye devre mülk oteli müteahhitleri teminat göstermek zorunda bu diye bir yeni yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir teminat sistemi gelirse Avrupa gibi, Amerika gibi bu durumda dolandırıcıların dolandırıcılık yapma imkanları büyük ölçüde azalacaktır inşallah. O zaman şöyle yapalım hocam size tekrar ben döneyim. Size üç şeyim olacak benim sorum olacak. Bir, mevcut durumun düzenlenmesi yani... Evet. Netice itibariyle devre tatil konusu bütün dünyada yaygın bir konu. Devre mülk de yaygın. Suistimaller ama Türkiye'de var. Yani bütün dünyadaki yok. İşler şekliyle bu Türkiye'de düzenlenmesi konusu var. Mutlaka. Bir. İkincisi şu anda mesela devre tatil alanlar, devre tatili bilmiyorum ama devre mülk alanlara devlet bir de vergi gönderiyor. Evet. Bir konu var. İkincisi de tamamlanmamış bir tane bina var. Hiç başlanmamış. Mümkün. Ama vatandaşların elinde bir tapu var. Evet. Bunlarla alakalı devletin yapması icap eden şeyler nelerdir? Bunları size soracağım. Ama şu konuklarımıza bir dönelim. Nuh Bey. Buyurun. Siz yurt dışında iş adamısınız. Evet. Devre tatil devre mülk konusuyla ilgili bir yani Türkiye'de siz ne mesela nasıl bir şey yaşadınız ve dünyada bunun karşılığı nedir? Yani burada işte Yaşar Bey çok güzel ifade ettiler. Yani kanuni yasal bir düzenleme, yasal boşluk olduğu için, kanuni düzenleme olmadığı için vatandaş yani tamamlama mecburiyeti olmadığı için tapu verebiliyor. Dolayısıyla ayrıca da işte
15 günden az olamaz denildi halde 14 gün cezası olmadığı için tapuda bir güne bile devre tatil veya devre mülk verilebiliyor. Şimdi mesela yani nasıl kandırıyorlar, nasıl ikna ediyorlar, neye inanıyor insan? Öyle şeylerle karşılaştım ki pek çok insan bu işte çok büyük zarar etmiş. Ya ben utanıyorum, yani sen akıllı uslu bir adamdın, nasıl düştün bu işe derler diye sesimizi çıkaramıyoruz diyen iş adamlarıyla karşılaştım. Evet. Mesela bir sanayici arkadaşımız dinliyor umarım bizi. Dedim ki ya bak, dedi ya nasıl çıkayım, çocukların yüzüne bakamıyorum, ya sen iş adamısın, fabrikan var, ihtiyacın yok, 200 tane adam çalıştırıyorsun, gittin bir sahtekara, bir falana işte kendin teslim oldun, mağdur oldun diyorlar, deniliyor. Ama bu kadar çıplak olmamalı. Ne oluyor da o insanlar ikna oluyor? Nasıl gördünüz siz? Benim gördüğüm kadarıyla etkilendiğimiz tarafları proje. Proje var ama istismara açık bir proje. Evet. İki, oradaki siyasileri görüyoruz. Ona ikna ediyoruz. Yani o esnada siyasiler de Aynen öyle. Biz iş adamlarını görüyoruz. Büyük ciddi manada iş adamlarını görüyoruz ve ona ikna ediyoruz. Üç, devlet buraya tapu veriyor. En büyük benim güvencem, oradan almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yani devre mülk alma nedeniniz bu. Almamın en büyük nedenlerinden bir tanesi devletin buraya tapu veriyor. Ben devletime güvendiğim için buradan yer aldım. Eğer tapu olmamış olsaydı benim diğer siyasi kişiler de olsa ben onlara hiç itibar etmeyecektim. Ama onlarla birlikte devletimin tapu vermesi durumunda beni ikna eteni o oldu. Ondan dolayı ben bu işe girdim. Siz yoksa kesinlikle yurt dışında mısınız? Yurt dışında da işlerim var. Mesela yurt dışında nasıl gördünüz devre mülk konusunu, incelediniz bak. Devre mülk konusu incelemedim ama inşaat konusunda ciddi manada bir altyapısını yapılmışlar. Kandırmaya, suistimale, böyle bir şeylerin söz konusu bir daha değil. Gücünden öte adam dürüsttür de hayal kurar, büyük işe girer, altına kalkamaz. Böyle bir imkan yok. Böyle yani bir imkan teminat vereceksiniz. Bu iş hevesli değil. Altyapı işi değil. Aynen öyle. Bilinçli, bilgili, projeli, bütün altyapısıyla, devletin desteğiyle, her şeyle yapılmış ve hazırlandıktan sonra bütün sorumluluğu size yüklüyor. En ufak bir yapamamada, en ufak bir sıkıntı konusunda sizi muhatap oluyor. Kesinlikle izin vermiyorlar bu hadiseye. Gördüğüm, yaşadıklarım bunlardı. Peki. Tahsin Bey, buyurun. Siz de bir iş adamısınız. Evet. Ve devre mülk mağdurusunuz. Evet. Mesela sizi nasıl ikna ettiler? Yani siz şimdi burada avukat bey önce tabii onu önce konuşturduk ki hakikaten boşluk ne de. Yani ama beyefendi diyor ki ya Nuh Bey devlet tapu verdi. Ben devletin tapusuna güveniyorum diyor. Evet. Sayın avukatımız da diyor ki devlet tapu veriyor ama sormadan tapu veriyor. Yani kart ittifakı diye bir şey diyor. Kağıt üzerinde kurulan İrtifaka, yani bu sarih açık bir şekilde Türkçe yazılmadığı için diyor. İrtifak kurulmuş oluyor kağıt üzerinde, tapu alınmış oluyor diyor. Evet. Tapunuzu aldınız değil mi siz? Aldık. Nasıl, siz nasıl ikna oldunuz? Mesela bir iş adamısınız. Şöyle söyleyeyim. Bizim iş adamlı arkadaşlarımız var. Evet. Oraya giren ve yıllarca beraber olduğumuz arkadaşlar. Çok iyi bir proje olduğunu... Ve biz de buradan... Enler de almışlar mı? Tabii tabii. Mağdurlar arasındalar. Evet. Biz buradan yer aldık. Ama çok iyi bir proje. İyi bir yatırım denildi ve aldık. Bunun yanında da siyasi arkadaşlarımız var. Kendileri doğru da yer aldılar. Siz de mi Kapris Gold'dan aldınız? Evet, ben de Kapris Gold'dan aldım. Bayrampaşa'da Kapris Gold'dan aldınız. Bayrampaşa Kapris Gold. Fadıl Akgündüz'ün diğer ismiyle Jet Fadıl. Jet Fadıl'ın başında olduğu kişiden aldık. Bundan dolayı güvenerek bunları aldık ve ondan sonra spor camiasında, ben de aynı zamanda eski bir sporcuyum. Evet. Orada da o arkadaşlarımız var. Görünce bunlar Türkiye düzeyinde büyük takımlardan futbolcular var. İsim vermek var. Gerekiyorsa isim de verebiliriz. Bu arkadaşlarımız da oradan alınca bir de bize dediler ki burası alkol olmayacak bir yer. Biz de biraz inançımız gereği biraz da bunlara biraz da şeyliyiz. Hatta otomizm. Destek olun denildi öyle mi? Evet denildi. Biz de dedik hep beraber gelelim de burada iyi bir otelim. Gerçekten biz otelin şu anda kaba inşaat halinde. İçine girdim. Kendim de müteahhit olduğum için. Proje olarak gerçekten güzel proje. İyi bir proje. Fakat bunu niye bitirmedin? Yani Fadıl Akgündüz niye bunu bitirmedin dediğimiz zaman şunu söylüyor bize. Biz
ekonomiden dolayı sıkıntılarımız oldu, bitiremedik. Ben de şunu söylüyorum. Buranın şu anda bugünkü fiyattan bahsediyorum. 2012'de bitmesi gereken bir projeydi bu. Evet. Şu anki fiyatı 500 milyon civarında, arsası dahil, orası biter. Fadıl Bey'in, Fadıl Akgündüz'ün topladığı para en az iki misli. Yani iki adet oteli tamamen bitmiş şekilde bize teslim edecek para almıştır. Yani Fadıl Akgündüz'ün kalkıp da bizim efendim bizim işte paramız yetmiyor, ekonomik krize, zaten bu parayı topladın sen. Bizden de mallarımızı verdik. Takas şeklinde ben onun da hesabını yapıyorum. %20-30 bunları daha ucuz sattı. Mesela örneğin 100 lira aldığı bir şeyi 70 liraya sattı, 80 liraya. Ona rağmen iki tane oteli bitirecek kadar parası kalmıştı onun. Yani siz bir iş adamı olarak ayrıca evet. Diyorsunuz ki topladığı para esasen bunu. Evet. Bu böyle bir otel değil, iki tane otel rahat rahat yapabilirdi. Evet. Durum bu. Ondan sonra dediğimiz gibi diğer arkadaşlarımızın bazı cemaatten, tarikattan olan arkadaşlarımız, onlar da oraya girdiler. Biz dedik işte aynı biraz evvel anlattığımız gibi hep beraber burada yani bir şey yapalım. Şöyle mi? Hem işte çünkü bana çok telefonlar ve mesajlar da var. İşte falan cemaatin önderi, isimleri vermiyoruz ama. Aynen öyle. İşte aynen öyle. Falan sarıklı adam, yok bilmem cübbeli adam. Yok fotoğraflı adam, bilmem ne. Falan adam işte şöyle vaaz etti, böyle vaaz etti. Evet, aynen. Hatta biz Müslüman kardeşlerimizi desteklemeliyiz, birbirimizi omuz omuza vermeliyiz dedi şeklinde bana gelen şeyler var. Aynen öyle. Siz de bunlara hem evet, buna itibar, hem iş adamlara itibar evet, ettiniz. Evet. Hem de beyefendinin dediği gibi tapu da alıyoruz az sonra. Tapu da aldık, tapumuzu da aldık. Biz de devlete de şunu söylüyorum. Yani devletin burada yapacağı ne? Biz mağdurlar olarak devletten bir şey istemiyoruz. Öyle bir vergi şey de geldi mi ayrıca şimdi? Onu da söyleyeyim. Tabii şu anda bize teslim olmamış bir yerin kira geliri vergisi geldi. Bize ne yaptı Fadıl Akgündüz? Ama ki, kira... Teslim olmayan bir yer. Yaşar Bey. Efendim. Bitmemiş binanın kirası olur mu? Ha, gelelim ona. Bu da bir de dolandırıcılığın bir başka veçhesi. Burada dolandırıcılık var. Sistemi. Burada da dolandırıcılık var. Çünkü bizim dinimizde veya hukukumuzda, bizim medeni hukukumuzda, borçlar hukukumuzda bunun adı kumar. Yani 3 sene sonra Zet Fadıl diyor ki 3 sene sonra bu otel tamamlanacak. Tamamlanacak olan bu otelden turistler gelecek. Amerikalı, İngiltere, Fransalı turistler, Danimarkalı, Belçikalı turistler gelecek. Evet. Buraya siz buraya kira ödeyecek. Siz bu kiraları alacaksınız. Ekonomik durumunuz çok yüksek olacak diyor. Ve o günün sanki gelmiş de bitmiş bina da kira da getirmiş de turiste gelmiş ama gibi. Kira tahakkuk edebilir mi bu durumda? Kira tahakkuk ettir. Kira veriyor, peşin veriyor. Mesela benim öz kardeşimden 12 daire alıyor. 20 milyon lira sayıyorlar bu 12 daireyi. 12 daireye karşılık olarak 64 devre mülk veriyorlar. 60 kardeşimin aylık kira geliri 40 milyon liraydı. Ben bunun yerine 180 milyona yükseltiyor otomatikman, yani her biri için 2500 lira 64 devre mülkün. Her biri için 2500 lira kirayı peşin veriyor. Ne zaman veriyor? Bundan 10 hocam sene. Detaya boğmayalım da. Evet. Şimdi sorum şu. Yani devlet bitmemiş binadan kira vergisi alabilir mi? Gelir vergisi alabilir alamaz. Mi? Şimdi normal şartlarda bizim vergi usul kanunumuzun 193. maddesi zannediyorum. Kira gelirlerinden dolayı biz devlete vergi vermek zorundayız. Yani 26 milyon. Ama bu kira sayılır mı? Durun efendim. 26 milyonu aşıyorsa, eğer iş yeri ise 27 milyondan daha fazla gelirimiz varsa, biz bunun vergiye tabi olan kısmın dışında gelirimiz varsa vergi vermek zorundayız. Fakat buradaki olay vergi ve kira geliri değil. Çünkü 3 sene sonra otele başlanacak, bitecek. Bu kiraya verilecek. Verilmiş olan kiradan, gelirden de devlet kira alınacak. Bu olayda daha ortada bir kira yok, bina yok, yapılmamış, başlanmamış, kiraya verilmemiş. Verilen yani, paranın bir kısmı geri verilmiş. Menkul olarak almamış. Benim kardeşim 20 milyar lira kaptırmış, ona 165 bin lira falan ayda veya 165 bin lira kira geliri diye para verilmiş. 6 ay sonra da ortadan kaybedilmiş, kaybolmuş. Yani dolandırılmış, yani çarpmış. Yani kandırmak için, aldatmak için, onu oyalamak için, uyutmak için böyle bir önüne yem atmış,
Böyle bir kandırma vasıta kullanmış. Ha, bizim Türkiye Medeni Kanunu'na göre borçların bir borç doğması için, kanuna göre bir borç doğması için ortada bir gayrimenkul olacak. Yani kira gelip evet. doğması için. Önce bir böyle bir bina olacak. Bina bitmiş olacak. Gayrimenkul kiraya verilmiş olacak. Kira mukavelesi yapılmış olacak. Ortada kiralayan olacak, kiracı olacak. Kiranın belli bir kira belirlenmiş olacak. Bu takdirde ödenen kiranın belli bir kısmı, yıllık gelirin bir kısmı peki, devlete tamam. verilecek. Talip Betanoğlu, Kapris, Gold Mağdurları Derneği var. Ne kadar, mesela ben merak ettim, Kapris'ten ne kadar insan devralmış? 16 bin. 16 bin. Evet. 16.685 kişi. 16.685 kişi mağdur etmiş. Mağdur etmiş. Evet. Yani bunun içinde 100 bin liradan tutun da 20 milyon liraya kadar aynen. para veren insanlar para veren var. Insan var. Peki, 70 milyona kadar. 70 milyona kadar verenler var. Peki Talip Bey, siz dernek başkanısınız. Burada gerçekten çok enteresan bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Yani ben mesela geçen İstanbul'dan bir yere giderken bir büyük leva görmüştüm. Burada işte devre tatil diye Kaplıca suyu şudur budur filan. Bir daha gittiğimde levhayı görmedim. Sordum, dedim ki bu bitti, yapıldı mı? Dediler ki yok, burada bir şey başlandı. İnsanlar mağdur edildi, perişan edildi. Evet. Paralar toplandı ve gidildi. Yani sadece bu Kaprisle ilgili bir konu değil konumuz. Evet. Maalesef biraz önce Avukat Yaşar Bey'in söylediği gibi yasal boşluklardan faydalanılan, iyi niyetli dememiz mümkün değil de çünkü insan yapamayacağı işi bilir. Yani bir istismar söz konusu. Evet. Belki işinde iyi niyetle başlayıp da bitiremeyenler de olabilir. O ayrı bir şey. Veya büyük işe başlamıştır. Altına kalkar. Siz Kapris Gold mensupları mesela neler yaşıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne oldu? Nasıl ikna oldular? Yani nasıl bir hikayesi var bu işin? Nasıl gitti de insanlar oradan yer aldılar? Buyurun. Halis Bey, önce bize bu imkanı verdiğiniz için Akit TV'ye ve size teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Biz teşekkür gerçekten, ederiz, sağ olun. Zahmet gerçekten yaramıza merhem oldunuz. Yani sesimizi duyuramamak bir dert. Harcanmışız, her şeyimizi kaybetmişiz ayrı bir dert. Milletin yükünü üstlenmişiz, sorumluluğu üzerimize almışız. Derdimize çare olmayanlar bir dert. Yani işte bizim yaşadıklarımız, gidip de Kapris Gold'u bilmiyorum, gidip Didim'de kaldınız mı? Biz oraya gittiğimiz zaman çocuklarımızla işte Allah razı olsun bu imkanı bize verenlere, bu şartları hazırlayanlara, işte toplu halde namaz kılınıyor. Evet. Toplu halde yemek yeniliyor, toplu halde ibadet ediliyor. Bayanlar ayrı yerde havuza giriyor. İsteyen istediği şekilde yaşamasın, herkese göre ayarlanmış. İsteyen çocuğunu evlendirmek için şartlar eşit. Bakış açısı eşit, yaşantısı eşit, örf, adet, gelenek, her şey tam İslam'ı, eski camilerin, köy odalarının yapmak istediği şey. Gittim orada 21 gün kaldım, gördüm. Bunun içerisinde ulamaları var, alimleri var. Şimdi bizi teşvik edenler, din dersi hocası benim arkadaşım, din dersi hocası. Ben okul müdürüydüm, o arkadaşımız din dersi hocasıydı. Sonra Allah lütfettirdi, belediye başkanı oldu. Sonra milletvekili oldu. İşimiz, siz buna güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Yani ben oradaki yaşadığım beni ikna oldu mu, o ayrı bir şey. Ama sonra devletin başında diyorsun Allah'tan sonra, ben tarih hocasıyım. Hep dedik ki ulu emre itaat, yani Allah'tan sonra devlet başkanı gelir. En sağlam kişi olarak gördüm. Yine öyle devam ediyor. Şeyimde hiçbir değişiklik yok. 30 milyar kaybetmişim. Beklentiniz nedir? Beklentilerimiz. Yani bu üyeleriniz ve sizin beklentisi nedir? Halis Bey, yani buradaki benim anlatmaktaki, yani ben iyi kötü iki fakülte mezunuyum. İstanbul'un belediye Beşiktaş'ın belediye başkan yardımcısıyım. Pertevniyal Lisesi'nin müdürüyüm. Efendim 70-80 arası en şey dönemde Tercüman Gazetesi'nde 10 senelik gazeteciyim. Yani iyi kötü iş adamıyım. İyi kötü siyasetçiyim. Yani ben düştükten sonra... Kötüsünü bırakalım, iyisini... Bakın evet. Ben düştükten sonra bu hataya... Yani... Hata olarak evet. görmüş olsaydım ben düşmezdim. Evet. Yani niye?
Ulemre-i tahbib devlet var, bir sistem var diyorsun. Güvenilir bir iktidar var diyorsun. İki, güvenilir bir belediye başkanı arkadaşım diyorsun. Üç, güvenilir bir ilçe başkanı. Tamamen sanki oranın sahibi gibi hareket etmiş, seni yönlendiren bir kişi var diyorsun. Elinde bir tapu var. Tapu var elimizde yani. Hiç kimse kabul etmezse. İşte bakana Bülent Tüfekçi'ydi. Bir de sistem devam etmiyor. Yani şimdi benden sonra süreklilik var diyoruz Türkiye'de. Evet, evet. Sen bakan olduktan sonra diğer gelen iyi bir noktaya getirdi. Tam meseleyi işte piramit yasa dedi, tam çözüyordu. Bakanlıktan alındı. Alınınca gelen yürütmesi sistem lazım. Sistem değişikliği oldu. Sistem değişikliği evet. O orada kaldı. O şanssızlık. Sil baştan. Yani tam getirmiştik belirli bir noktaya. Şimdi sesimiz... Yani sizin siyasi olarak çalışmalarınız oldu değil mi? Yani elbette ki. Yani şimdi... Gruplarla konuştunuz. Efendim... Nerelere gittiniz? 49 tane AK Parti'nin milletvekiline birebir, grup başkan vekiline, milletvekillerine birebir konumuzu anlatmışız. MHP'de Celal Adan ve grubuna grup başkan vekili ve genel başkan yardımcısı ekip olarak gitmişiz. Bütün derdimizi anlatmışız. İyi Parti'den Lütfi Türkkan'a gitmişiz. Bütün derdimizi anlatmışız. CHP'den 5 milletvekiliye bizi bir heyetle dinlemişler. 300 kişiyi dinlemişler. Özgür Özel ve Tekin Gürsel'in 5 tane ayrıca milletvekilinin bütün dertlerimizi anlatmışız. Yani parlamentodaki bütün grubu olan bütün partilere gitmedik. Tek bir partiye oraya gitmedik. Onun dışındakilerin hepsi bu durumdan yeni haberdar oldu. Ben bir yıllık başkanım. 4 tane eylem yaptık. İşte bu kadar ziyaretlerimiz oldu. Tam bir noktaya getirecektik. Seçim araya girdi. Öyle tahmin ediyorum. Bundan sonra mutlaka bu iş başıboş kalacak bir mesele değil. Tabii adaletin tesis edilmesi lazım. Bu vergi... Beklenti ben gerçekten şu programı, yani biz devre tatil, devremlik konusunu münhasıran herhangi bir konuyu konuşmak için buraya toplanmadık. Evet. Ama sizin eylemler vesaire filan şeyiniz olduğu için o sebeple sizi çağırmış olduk. Ama gerçekten kimisi işte ben kaplıca aldım diyor, falan yerden aldım diyor, şöyle şöyle yerlerimi verdim diyor, kimisi gidiyor diyor ki işte ben falan otelden aldım yer diyor, bir başkası başka bir yerden aldım diyor. Akıllara durgunluk verecek bir organizasyon var, fakat insanlar biraz kendilerini amiyane tabirle dinleyen keriz misin sen, ahmak mısın der diye. Evet. Pek seslerini çıkarmadıklarını gördüm. Çünkü yani dinlediğim şeyin yani olayın görünen kısmı, iceberg'in görünen kısmı, yani işin aslı aşağıda duruyor. Evet. Dolayısıyla tabii devletten beklentiniz de haklısınız. Bir profesörü arz etmek isterim. Kayyumdeden bir ağır ceza mahkemesinde 2016'ya 27 sayılı dosyada ağır ceza mahkemesinde bir profesör yargılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en saygın üniversitelerinden birinin dekanı. Dekanı ağlayarak reise şöyle anlatıyor. Reis sordu, hocam siz ne kadar kaybettiniz? İşte bugünün parasıyla 50 milyon. 50 milyonu ne kadar zamanda kazandınız? 50 seneden beri işte İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da profesörlük yapmış. 3 dalda ilim adamı. Ağlayan, peki hocam siz talebelerinize örnek olmak zorundasınız. İnsanlara örnek olacaksınız. Yanlışı doğruyu anlatacaksınız. Siz nasıl oldu da böyle bir olaya bulaştınız? Şöyle dedi, profesörü söyleyeyim, ağlayarak bir profesör. Mahkemede mi oluyor bu? Mahkeme huzurunda 200 kişinin içerisinde ağlayarak şöyle dedi. Bu şu Cet adı denilen şahıs, ben evlad-ı Resulüm. Bizde hata ve cahil, hangi bir canlı mahlukada zerre kadar hatamız olması mümkün değil. Ben evlad-ı Resulüm, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir torunuyum. Bizden zarar, hata görmek mümkün değildir. Biz ya. Emin olunuz, siz benden mal almıyorsunuz. Siz Hazreti Muhammed'den mal alıyorsunuz. Yarın Hazreti Peygamber'le cennet köşkünün yanındaki köşkte oturacaksınız. Siz bizden emin olun. Her peki. Türlü, yani ikna etmek için... Bu kelimeleri aldandım da 50 milyarımı kaptırdım diye ağladı. Evet. O zaman şöyle mi hocam? Yani her kurum, yani bu işlerle uğraşanlar... Her şeyden yararlanıyorlar. Bir tanesi, mikrofonda bir sıkıntı var, onu düzeltsinler. O zaman şöyle diye, buyurun. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Evvel yarıda kaldı, devam etmek istiyorum. Hı. Kısa süren inşallah. Buyurun. Şimdi biz buradan aldığımız yerlerden, siyasilerden istediklerimiz şu. Diyoruz ki siyasilere, biz
Sayın Başkanımın devlet ifade bizden ettiği gibi. Devletten yani, çünkü siz devletimiz herhangi bir partide falan değil. Gitmişsiniz. Tabii. Bir partinin dışında herkesle konuşmuşsunuz. Devlete diyoruz. Çünkü hakikaten milletin meselesi bu, evet. Aynen öyle. Biz Ankara'ya çok gittik. Sayın Başkanım gerekenleri söyledi. Şimdi diyoruz ki bu tapuya sahip çıkmanız gerekiyor. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Yani her mağdur gidip de devlete öde diyemez. Öyle bir hak olmayabilir. Ama yani devlet ödesin demiyorsunuz siz. Demiyoruz. Mevzuat düzeltilsin. Şunu diyoruz. Diyoruz ki şunu diyoruz. Bu tapu devletin tapusu. Fadıl Akgündüz burayı 2012 yılında bitirecekti. 2019 7 yıldır burasını bize teslim etmedi. Şimdi biraz evvel profesörler hata yaptı, şu yaptı. Bakın biz kendim 40 yıldır kendi işimi yöneten bir ticaret adamıyım. Takdir edersiniz ki ticaret adamı bu işin daha uzmanıdır. Evet. Yani ben nasıl olur da oraya gittim. Ama maalesef işte dedik ya biraz evvelki şeylerden dolayı gittik. Biz de devlete diyoruz ki sahip çıkın bize. Ne yapalım? Bu adam 7 yıldır burayı bitirememiş. Gereken yapılması lazım oraya. Burasını ya bize teslim etsinler. Artı Fadıl Akgündüz... Yani yasal düzenleme yapılıp... Tabii yasal düzenleme yaparak bir yasaya oturtarak bunu mağdurlara teslim edilmesi lazım. Zaten mağdurlar buraya en aşağı %200 para vermiş. Yani şöyle söyleyeyim. İki katı para vermiş. İki katı para vermiş. Yani kapris koltuğun mağdurlardan hiçbir şikayet olmaması lazım. Param yok dememesi lazım. Bize teslim etsinler ve burayı biz kendimiz Allah'ın izniyle yaparız orayı. Eksiğimizi tamamlarız ve burayı biz işletmeye çalışacağız. Artı Fadıl Akgündüz'ün parası olmasa bile Fadıl Akgündüz'ü bütün Türkiye ve Avrupa tanıyor. Fadıl Akgündüz burayı bir yıl, bir buçuk bir saniye, Fadıl Akgündüz'ün ismi geçip duruyor. Tabii yayınımıza katılabilir. İsmi geçen şahıslar, her kim geçiyorsa, şirket, firma, itirazları varsa, düzeltmek istiyorlarsa, söz hakları var, onu ayrıca ifade ediyorum. Devam edin. Biz buyurun. Burada diyoruz ki kendisi bir yıl, bir buçuk yıl parası dahi olmasa oranın bitiş süresi örneğin diyelim ki 18 ay, 20 ay olsun. İnanın bir kuruş para vermeden orayı bitirirdi ve işletme açıldığı anda... Siz o zaman iyi niyet görmüyorsunuz bunda. Yani bir aksaklık değil de... Ben mantık yürü. Bir de ticaret adamı olduğumuz için hesap yapıyoruz. Bu paralar nereye gitti? Evet. Artı kaybolsa dediğimiz gibi paralar verev ki bir yere gitse bile Fadıl Akgündüz kendisi orayı bitirirdi. Orayı bitirir ve bir yıl iki yıl sonra ödemeyle biz, o işi bitirirdi. Bitirtirdi yani Fadıl Bey. İyi niyet kesin olarak yok. Arz edeyim. Yani sıkıntımız... Şu gördüğünüz, elimde gördüğünüz belgeye dayalı olarak bir vatandaş 4 adet dairesini veriyor. Aldığı belge şu. 4 adet daireye bunun karşılığına size kapris kolttan 5 tane devre mülk göndereceğim, tapusu göndereceğim derim. Bir devre mülk tapusu falan gönderildiği yok. Yok. Ama 5 daire gitmiş, 5 dairenin tapusunu yemiş. Bak elimdeki belge, adam gelmiş, o da mahkemede ağlıyor. O da bizim derneğimizin kapılarından hiç gitmiyor. 24 saat kapımızı bekliyor. Ben size dahasını söyleyeyim. Neden tamamlamadığını arkadaşlar anlatmıyorlar veya anlatamıyor, farkında değiller belki. Tamamlamamasının bir tek sebebi, ağır ceza reisi sordu. Kaça yaptın? 500 bine yaptım. Kaç liraya daha yapması, ne kadar para lazım ki bitiresin dedi. 200 milyon dolar daha olursa bitiririm dedi. Şimdi o biliyor yalnız Yaşar Bey, evet. Bu tabii sizinki bir tahmin. Biz tahmin üzerine durmayalım da şöyle yapalım. Yani siz diyorsunuz ki bu yeniden para. 200 milyon dolar devletten alınır da bana verilirse ben bunu tamamlarım diyor. O onun amacı. Bunu ifade mi ediyor? Mahkeme huzurunda verdiği beyan bu. Zabıtlara geçen beyan. 200 milyon dolar olursa bitiririm dedi. Peki bir dakika. Bu şahısların 200 milyon doları nereden alacaklar? Devletten alırlar. Onlar bunun devleti baskı altına alıp da bu parayı temin etsinler, ama bana versinler diye bu inşaatı yarım bıraktı. Peki Yaşar Bey, böyle bir şey bir defa münhasıran herhangi bir proje diyelim ki işte Bolu'da bir devre tatil, devre mülk yani Kaplıca projesine devlet dedi ki gittiler o ilgili vatandaşlar ya biz böyle bir şeye düştük, bunun tamamlanması için bir saniye. Evet. Soru soracağım çünkü size. Tamamlaması için bunun işte 100 milyon lira para lazım. Devlet bize bir imkan sağlasın, biz bitirelim. Ama şimdi bu sorun sadece siz misal bir yerden anlaşılsın diye herhalde tek bir yerden misal veriyorsunuz. Ama bir tane değil ki.
Yani Türkiye'nin neresine baksanız devre mülkten insanlar mağdur olmuş, perişanlar. Yani bu sadece verdiğiniz misalle ilişkili değil. Dolayısıyla devletin bu şekilde bir para ödeyerek herhangi bir projeyi tamamlaması mümkün değil. Ancak şöyle olabilir belki, devlet bir kısmını alabilir, der ki kendi uhdemdedir. Bunun bedeli de şu kadar paradır. Ben bu parayı veriyorum ama inşaatın tamamlanmasını diyebilir. Ondan sonra da kendi hissesini satabilir. Bu organize olabilir belki. Devletin böyle bir şey yapabilir. İşte onun amacı da bu. Şöyle ya da böyle bu kalan oradan aldığı mesela 3 kat o otelin yaptığı otelin 4 kat para 4 misli para peki toplamış. Bundan yararlanıyor. Peki ya, o Yaşar Bey, eğer böyle olmazsa evet, ceza kanunları olsaydı. Evet. Bu nevi şeyle düşenler olsaydı, öyle zannediyorum ki Türkiye'de bu nevi işler yapan pek çok insan ortaya çıkmış. Bunların cezai bir karşılığı olsaydı, böyle bir beklenti veya böyle bir art niyet veya bir takım insanlara söylemeyen düşünceleri besleyebilirler miydi? Şimdi bizim Türk Ceza Kanunumuzda 157. madde var, dolandırıcılık. 1 yıldan 3 yıla kadar diyor. Yine bir Türk Ceza Kanunu'nun son zamanlarda yapılmış olan değişikliklere bakarsanız, Türk Ceza Kanunu, bizim ceza usulü muhakemeleri kanunumuzda bir değişiklik yapıldı. 3 seneye kadar olan hapisliklerde hapis veremiyoruz. İnfaz yasası ve denetimli serbestlik diye bir şey çıktı. 4 yıl hapis vereceğiz ki 8 ay yatırabilelim bir adamı. Dolandırıcılığın cezası da 1 seneden 3 seneye kadar. Burası hapse girmiyor. Dolandırıcılığın cezası yok derseniz doğru söylemiş olursunuz. Birini daha söyleyeyim. Hırsızlığın da cezası yok. 6 aydan 2 seneye kadar. 10 defa hırsızlık yapsın, 10 defa girsin, 10 defa çıksın yine yapacaktır. Çünkü denetimli serbestlikten yararlanacak, paraya çevrilecek, ertelenecek, bir şekilde kurtulacak, infaza gidecek. Zaten şu adamın davayı uzatmasının bir sebebi infaz şeyden yararlanmak, mürrü zamandan yararlanmak. Yine bir çok önemli konuyu, zamanımız çok az olduğunu biliyorum, onu da şunu arz edelim. Bir tek Jet Fadıl, bir tek Türk Bokbol gördüğünüz 30 bin kişiyi dolandırmadı. Topladığı para, sen tahminen 2 milyar diyorlar ya, bunun çok üstünde. Mesela şu el yazısıyla 4-5 dairesini aldığı adamın kayıtları hiç yok. Hisse satışlarının kaydı yok. Böyle el kağıtlarıyla. Yaşar Bey, yani A4 kağıtlarıyla aldığı adam peşin parayla satıyor. Şimdi bu bizim buradaki mağduriyetteki bu davadaki özellik var. Peşin satış, peşin ödemeli satmış. Deseydi ki tamamlanıp satılacaktı. Yarısı peşin, yarısı sonra verilecekti. Dörtte biri peşin, gelen kalan taksit diye bir sistem getirilseydi mağduriyet 30 bin kişinin ortalara düşüp de çılgınlar, deliler gibi evi, yeri, yurdu ateşe düşerek bu kadar mağduriyet içinde olmazlardı. Bir şey daha arz edelim. Bir tek şahsı dolandırmadı, devleti de dolandırdı. Bakın elimdeki şu belgede. Şu belgede gördüğünüz şurası Caprice Gold Oteli. Şu Caprice Gold Oteli'nin alanı 13 bin metrekare. Ama şu gördüğünüz alan devlete ait. Yani Bayrampaşa Belediyesi'ne ait. Yani şu sarı kısım da Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Her ikisi de bir kuruş almadan Jet Fadıl'a, yani Fadıl Akgündüz'e peşkeş çekilmiş bu araziler. Şu gördüğünüz araziler. Bu işte buyurun bakın. Bu resmi belge. Devletten aldığımız beraber gidip aldığımız resmi belge. O zaman şöyle bir şey mi var Yaşar Bey? Yani şu da bir takım insanlarla bazı girift ilişkiler mi var? Ne olduğunu bilemiyorum. Yani. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, dini, imanı, Allah'a, peygamberi, şeriatı, peki, Kur'an'ı, Erbakan'ı, Erdoğan'ı olan bir adam burayı nasıl peşkeş çekebilir? Peki. Verilmiştir, peşkeş çekilmiştir. Sonra büyük bayram... Reklam arası diyor arkadaşlarımız. Cümleyi tamamlamanızı bekliyorum. Bayram başa. Şurası da, şurada da İzmir'de, Didim'de. Bakın 14.362.62 metrekarede İzmir, işte Didim'de devletimizin arazisini peşkeş çekmiş, bugün kullanımda 5 kuruş da vermemektedir. Peki. Para ödemeden almıştır kullanımda. Mikrofonunuz yine düştü de onun için. Yani siz mikrofonunuz yine düştü. Evet efendim. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var. Hem de Yaşar Bey tabii çok dertli insanları dinliyor. Heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Mikrofonu düşürdü. Kısa bir reklam arası. Değerli izleyenler, Türkiye'nin kanayan yarası olan devre tatil ve devre mülk konusunu konuşuyoruz. Neden kanayan yarası diyoruz? Gerçekten mağdur edilmiş, mağdur olmuş. Kimi rakamlara göre devre mülkte 2,5 milyon, bir o kadar devre tatilde mağdurlar var. Ve
Tabii bu mağduriyetler yasal boşluklardan kaynaklanan, belki bazıları iyi niyetli olmalarına rağmen başaramamış olanlar, bazıları kötü niyetli, biz kimseyi tabii niyetlerini yargılıyor falan değiliz. Ama sonuç ve sebepler üzerine duruyoruz. Dolayısıyla burada bu mağduriyetin tez zamanda devlet tarafından konuya el atılması, yasal boşlukların tamamlanması talebi, bütün mağdurların talebi olduğu için gündeme aldık. Taleplerinden dolayı ve gerçekten hakikaten öyle hikayeler, öyle şeyler gönderiliyor ki insanın yüreği dayanmıyor. Kimisi eşinden ayrılmış. Yani Sayın Başkan, yani evliliği bitmiş insanlar bahsediliyor. İşte yaşlı insan, bir evi varmış, biraz daha fazla para alayım, ikna edilmiş bir şekilde. Evet. İşte falan cemaat orada toplanıyoruz, yazın orada bulunacağız, biz orada ders yapıyoruz falan. Acayip hikayeler. Buralarda değiliz, biz bunu konuşmuyoruz. Ama siz elbette bizim bu kısa zaman içerisinde bize anlatılan pek çok hikayenin çok daha acıları sizin şeyinizde vardır. Beklentiler, yani yanınıza gelen insanlar nasıl, ne diyorlar? Mesela siz gerçekten büyük bir yükün altına girmişsiniz. Mağdurların sesi sözü olmaya çalışıyorsunuz. Buyurun Talip Bey. Vallahi buna 1,5 saat değil, bunu hazırlasak bir, o gelip onları, o anlatanları bir dinlemiş olsanız, vallahi yerinizden kalkamazsınız. Bu işin siyaseti olmaz. Şöyle veya böyle bir sebepten mutlaka birisi vesile olmuş. Ya bir belediye başkanı vesile olmuş. Veya hatırını saydı. Evet, ya hatırı güvendiği bir şey olmuş. Veya birini orada görmüş. Veya bir komşusu veya bir arkadaşı oradan almış. Aman sen de ben de ona yetişem diye gelmiş, dahil olmuş. Veya ulemanın bir tanesini orada görmüş. Aman ben niye buradan geri kalayım bu demiş, girmiş. Ama neticesi o kadar büyük bir şey, arkasında şeyi bırakmış ki derhal el atılması lazım. Bütün ailelerini perişan etmiş, bütün çocuklarını dağıtmış, paramparça olmuş. Hani şeyde Ey Türk Gençliği'nde bir şey var ya, orduları dağıtılmış. Yani o, emin ol, orada gelirseniz onu göreceksiniz. Bütün aile paramparça olmuş. Çocukları birbirlerinin yüzüne bakacak halleri kalmamış. Öğretmene güvenmiş. Oradaki öğretmen arkadaşım girmiş. En az 450 tane öğretmen arkadaşım bu işin içerisinde. Alim ulema diye, hoca efendi diye girmiş. 600 kişi bu işin içerisinde. Mağdur olmuş. Tabii mağdur olmuş. Siyasetçi diye girmiş. Aynı partiliyiz diye girmiş. Bu işin içerisinde şimdi kalmış, sahipsizim. Aman yetiş, bana 10 lira gönder ki gelip hiç olmasa seni tanıyayım, gözüm açık gitmesin diyor. Allah için el atması lazım. Bu işin siyaseti yok. Bütün partilerin birleşip... Anlamadım, bir dakika. Siz dernek başkanı olarak mağdur adam size diyor ki bana 10 lira gönderin. Bana 10 lira gönderin ki diyor. Yol parası olsun. Gelip sizi geleceğim, tanıyayım ölmeden evvel diyor. Derdimi anlatayım diyor. Öyle gözüm gelemiyor, açık gitmeyeyim diyor. Yani öyle bir zümre yarattı ki, yani ne hocaya, ne sakallıya, ne cübbeliye, ne imana, ne Allah'a hiç saygı diye. Yani bunun yatacak yeri kalmadı bu muhterem kardeşimizin. Yani öyle bir şeyi kırdı ki. Masraflarını da şu iki arkadaş kendi ceplerinden ödüyorlar. Şu andaki bizim, emin olun. Yani şu, peki ya, bu, yani bu hikayeler dinlerken mesela yanınıza siz bir dernek, bir mağduriyetten doğan bir şeysiniz, grupsunuz. Başka mağduriyet hikayeleri de geliyor mu size? Evet, mesela anlatabilir miyim? Allah Allah, bir tane, beş tane değil ki, sadece biz Fadıl'dan bahsetmiyoruz. Yani ayrıca bir ton binasına girmiş, işte alamamış. Yani 100 bin lira vermiş, 200 bin lira verip bina olduğu gibi kalmış. Adam içeriye düşmüş. Yani sadece bir orada şey değil. Hepsi bizden, dernek olduğumuz için herkes medet umuyor. Bizden medet umuyor. Yani şimdi onun için bir an evvel Allah'tan sonra tabii ki devletimizin başından istirham ediyoruz. Yani derhal buraya elini uzatması lazım. Yani bu lazım. Kanayan yaraya. Yani çözüm şimdi, yolları var. İyi şimdi kötü. Bak, arada adam mesaj gönderiyor. Diyor ki bir de yetmiyormuş gibi. Siz diyorsunuz ki, kısaca söylüyorum, evet, uzun şeyde. Siz diyorsunuz ki bu haksızlık düzensin, yetmiyormuş gibi evimize bir de vergi geldi diyor. Evet.
Yani biz ekmeğe muhtacız, bir de vergi geldi diyor. Olmadık binanın vergisi olmaz. Olmadık binanın. Olmadık binanın yani şimdi... Bu yasal tabii boşluklardan. Boşluklardan. Bugün de dava açıldı ve kazanıldı. Onları bize yönlendiririz, biz onlara örnek kararlar verelim. Yani harçtan dolayı, gayrimenkul vergilerinden gayrimenkul gelirlerinden dolayı doğmuş, vergi cezaları ve vergi harçlarından dolayı açılan dava kazanılmıştır. Bize, derneğimize gelmeler halinde bunlara yardımcı olacağımızı arz ediyorum. Peki. Şimdi benim bir anımı anlatmak istiyorum. Mahkemedeyiz. Mahkemede bir bayan kardeşimiz ifadesini verirken aynen şöyle izah etti. Ondan sonra sıra bize geldi işte. Neyse ondan şöyle hakim bey dedi, benim 10 yaşında kızım var, epilepsi hastası. Şu anda 4 katlı, 3 katlı, 4 katlı binam vardı. Sattık, buraya verdim. Şu anda kiradayım bayan dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Orayı terk etti. Orayı terk ettikten sonra zaten mahkeme bitti. Bitmedi de konuşanlar, ben mesela ifade yarıda bıraktık. Kesildik yani, o duygusallık orada bambaşkaydı. Onun için diyoruz ki devletimize, 500 bin diyorsunuz. 2-2,5 milyon insanı bağlayan bir şey bu. Bu devre mülkü. Bir de devre tatil var. Devre tatil var. Evet. Evet. O daha büyük bir faca. 500 bin kişi, 2,5 milyon insan ve bunun çocukları, bunun 10 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşındaki çocukların ne bileyim şeyleri bozuluyor. Yani sıkıntılar içinde. Tamamen aileler sıkıntı içinde. Hükümetten ricamız, buna bir yasa çıkartılarak, onları tabii bu işin hükümet, yani bu işi çözmesini bekliyorum. Yani diğer siyasi partilerde ziyaret ediyor. Yani meclis çok, bütün yani partileri ziyaret ediyor. İttifak halinde bu yani mesele çözülsün. Üç kağıtlıların, çarpanların cennet olmasından kurtarmak lazım. Yani burada bütün yasalar onlara çalışıyor. Burada bir particilik şey değil. Şöyle, yok. Bütün partiler burada birleşmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Burada her partiden mağdur olan insanlar var. Onun için ben diyorum ki hükümete sesleniyorum. Bu işi bir yasayla düzeltelim. Hatta diğer partilerde kanun yasa teklifi getirsin. Evet, sunsunlar. Aynen öyle. Biz Başkan Bey'in dediği gibi biz yani bütün partilerle, 4 tane partiyle görüştük bu konuları. Yani birileri, hepsi bu işe sahip çıksın diyoruz biz. Dediğiniz gibi teklif getirsinler, görüşürsün ve bu kanayan yara Türkiye'de bitmesi lazım. Hakikaten veballi bir iş. Yani çok ve bunun vebali, herkesin sorumluluğu var burada. Onun için diyorum ki bu işi bitirelim. Yani inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Kendisine gerçekten çok sorunları var. Allah kendisinden razı olsun, ama bu işe de bir el atarsa gerçekten bu insanlar rahat edecek. Evet. Durum bu. Yani peki siz ne diyorsunuz Nuh Bey? Yani sizin beklentiniz nedir mesela? Ne olmalı? Yani bu devre tatil ve devre mülk mağdurları ile ilgili nasıl bir düzey? Çünkü siz yurt dışında da iş adamısınız. Evet. İnşaatları yapıyorsunuz. Saygın da bir iş adamısınız. Ben sizi ilk defa tanıyorum ama yani başarılı bir iş adamısınız. Evet. Neler olmalı? Neler bekliyorsunuz? Yani topyekun parlamentodaki bulunan işte partilerin de bu konuda el atıp bu mağduriyetin giderilmesi yönünde beklentilerin olduğunu söyledi Tahsin Bey. Yakın zamanda bir mağduriyetli bir bayan vardı. Onun hikayesini anlatarak başlayayım. Buyurun, buyurun. Biz bir buçuk ay önce derneğimize bir vekalet meselesiyle şeyi topladık. Vekalet vermesi gerekiyor. Toplu, onar kişiler topladık ki bize vekalet versin, avukatımıza davamızı savunsun diye. Aralarından bir tane bayanın bir tanesi yanıma yaklaşarak, beyefendi dedi, yani çok cüzi bir rakamdı. Noter masrafı veremeyeceğini ama geleyim ki benim mağduriyetim giderilir, en azından bana bir katkısı olur diye geldi. O parayı veremeyecek kadar mağdur olan insanlar var. Buna yani bir dava açma için avukata para değil. Evet. Vekalet veremeyecek hale gelmiş insanlardan. Birebir şahidim, yanıma yaklaşıyor ve o grubunda, yani aldım evraklarını, ben tamamlıyordum bilgi olarak. İnanın cebimden karşıladım utanarak. Onu da hiç kimseye söylemeden böyle mağdur olan insanlar var. Devletimizin buna mutlaka el atması gerekir. Eğer devletimiz el atmazsa ciddi mağduriyetler var, ciddi sıkıntılar var. Bunu özellikle tapusu verilmiş, yani devlet arkasında olan bir şeye nasıl sahip çıkmaz? İnanın bu kadar uzun sürmesine bile hayret ediyoruz. Yani bu yurt dışında böyle bir şey olasılık olsa mümkün değil, facia olur.
Yani bu kadar mağduriyetin, 500 bin mağduriyetten bahsediliyor Türkiye çapında. Bunun olmasının mümkünatı yok. Derhal devletimizden rica ediyoruz. Bu konuyu el atsınlar, bu konuyu düzelsinler. Hakikaten ciddi mağduriyetler var. Fakir fukara hakikaten zor durumda. Hani biz bir şekilde iş adamlarıyız. Bir şekilde bir yerlerden bir şeyler yaparız ama hiç evine ekmek götüremeyecek kadar kira bahsettim. Kira değil. Noter masrafını 5-10 lirayı veremeyecek kadar mağdur. Allah'ı ben mahcup oldum. Yerin dibine girdim. Utandım inanın. Değerli izleyiciler, tabii bize gönderdiğiniz mesajlarda isimler yazıyorsunuz. Yani beni falan götürdü. İşte falana inandım falan diyorsunuz. Biz burada şahıslar falan hedefimiz değil. İşte birisi diyor ki işte Türkiye'nin ünlü bir süt mamulleri fabrikasının sahibi vesile oldu aldım diyor diyorsunuz. Birisi diyor ki işte falan cemaatte falan şahsın vaaz ettiği biz oradaydık falan diyorsunuz. Bunlara biz girmiyoruz. Konumuz da bu değil zaten. Yani olmuş bir vaka var. Sizler tabii haklısınız. Yani şeyi de ifade edersiniz istiyorsunuz. Yani belki de bunun demekteki maksadınız. Yani biz kandırıldık ama yani o kadar da şeyde saf değiliz. Değil. Aslında biz arkadaşlarımıza inandık, güvendik. Lütfen isminizle söyleyin diyoruz ama konu bu değil. Konu derdin çözülmesidir. Yani dolayısıyla beklentiniz de lütfen bu olsun. Bizden de bu nevi şey beklemeyin. Yani maksadımız da bu değil. Sayın Başkan, bir şey diyeceksiniz herhalde. Şimdi yani bir 657 diye bir maddemiz var. Devlet memurunu koruma. Devlet memurları kanunu. Evet. Aynı şeyi bunlara getirebilir devlet. İki, TOKİ ile çözdürebilir. Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş'ından çözdürebilir. Yani bu inşaatı der ki evet. Kiptaş git kardeşim git bu inşaatı kardeşim. Al, yap. Yap, tamamla. Vatandaştan da borçlandır ya. Harcadığını al. Harcadığını yine bizden al. Harcadığını evet. Alabilir. Harcadığını alabilir, yaptırabilir. Belediyelere böyle bir zorunluluk getirilebilir. Getirilebilir. Yani hastaneye düşüyoruz değil mi efendim? Evet. Hasta iyileşinceye kadar bizi yatırıyor, ilacımızı veriyor, kanımızı kontrol ediyor, tansiyonumuzu kontrol, kalbimizi kontrol ediyor. Aynı şekilde böyle bir kamu ilgilendiren inşaatlarda belediyenin takip edici, zorlayıcı, tamamlamaya icbar edici bir özelliği olmalı. Yarım yamalak kalmış. Ne olacağı içinde? Yani çok önemli bir şey söylediniz hocam siz. Yani tabii Yaşar Bey de sağ olsun takviye destekledi sizi. Benim doğrusu aklıma gelmemişti böyle bir öneri. Yani diyorsunuz ki mesela Kiptaş ya da TOKİ girebilir. Yani mesela TOKİ TÜK benzeri ve kurumlar. Benzeri kurum Türkiye artık ve sahibi özelliği gitmiş Beyaşı ismini söylemeyelim. Yani o özel hangisi bir özelliği söyleyeceksiniz siz? Yani, bir tane bir örnek değil binlerce, yani binlerce ya. Hangi ile gitseniz üstadım bakın hangi ile gitseniz bu nevi vakalar maalesef olmuş. Maalesef olmuş. Erzurum'a gidiyorsunuz. Efendim kış tatili diye devre bilmem şey yapmış. Kaplıca. Kaplıca'ya gidiyorsunuz. Deniz, dağ turizmi. Denizde dağ evet, turizmi. Dağ turizmi demiş. Evet. Bolu'ya gitmiş orman içerisine yapmış. Orman turizmi. Dörtte biri yapılmamış inşaatlar her taraf perişan. Yayla turizmi. Karadeniz'de yani, yaygın. Bu şey olabilir diyor. Yani evet. Devlet mesela TOKİ gibi veya belki de bir yeni bir kurum. Yeni bir kuruma. Kurum yani, der ki kardeşim devre mülk devre tatillerin tamamlanması. Belediyelere de takip edilerek tamamlatılması zorunlu hale getirilebilir. Belediyelere böyle bir mükellefiyet yükletilebilir. Ve nasıl bir hasta hastaneye düşünce iyileşinceye kadar onun takibini devlet yapıyorsa kontrolünü o hastaneye zorunlu olarak yükledik. Peki şöyle bir beklentiniz var mı? Yükletilmişse belediyeler de bunu tamamlattırmalıdır, takip etmelidir. Bunu şey için mi söylüyorsun hocam? Yani yasal boşluktan bu insanlar tabii, buna tabii, düştü. Belediyelere aslında bir devletin ihmali var burada. Belediyeler yasasına bir madde eklense bu olmayacaktı. Yarın bırakıp kaçamayacaktı. İlla tamamlayacak. Bir daha bir önemli bir konu da şirket kurulmuş. Limited şirket. Belki sonra kanunlar konusunda arz etme gerekecek. Limited şirket demek dolandırıcılık imkanlarının en fazla olduğu hukuk sistemi demek. Neden? Şirket iflas etti. Bir şirkette alacağınız varsa şirkette iflas alacağınızdan dolayı dava açmış kazandınız 100 bin lira alacağınız var değil mi şirketten? Evet. Şirkete gidiyorsunuz hac icra memuru ödeme emri gönderiyor. Kanun diyor ki o şirketin yıllık
karına haciz konur. Şirket kar etmişse o kardan alacağını tahsil. Ya etmemişse böyle binlerce dava var. Şirketlerin hepsi de zarar ediyor dolandırıcı şirketlerden. Bir tanesi yani var. Yani bir de buna böyle bir kapıda buradalar diyorsunuz. Şeyi bir tamamlayalım. Hocam bir dakika tamamlayalım bunu. Buyurun. Şimdi bir an evvel devlet... Size söz vereceğim. Evet. Devlet bir an evvel bu mağdurlara el atması lazım. Emin olun. Yani bunu anlatamam ya. Yani şimdi gelip içerisine girip bir onu seyretmedikten sonra, onun hayatını yaşamadıktan sonra burada anlatılması mümkün değil. Öyle işlere şahit oldum ki, öyle vakalara şahit oldum ki adam çocuğunun yüzüne bakamaz olmuş, arayamaz olmuş, hanımı ölmüş, kendisi elden ayaktan düşmüş, hastane köşelerinde yatıyor. Yani derhal, yani hasta bir toplum üretiyoruz, kimse farkında değil. Bu sadece bir olaydan bir bakmamak lazım. Biz zaman zaman çeşitli şirketlerin işte toplantılarına katılıyoruz, mağdurlar olarak birleşiyoruz, bizi çağırıyorlar işte veya bir avukat ihtiyaçları oluyor. Zaman zaman diğer herkes birbirinden haberdar. Evet. Biz de dernek olduğumuz için mümkün olduğu kadar birçoğunun sesi olduk. Yani biz de en ufak bir çözüm buluruz diye gitmediğimiz, çalmadığımız hiç, vallahi hiçbir kapı kalmadı. Hani diyeceksiniz Halis Bey, yani ben bir şu anda bir işte maaşımız var, emekli maaşımız. Billahi daha bakın kirayı ödeyememişiz. Yani 5 kuruş kasamızda paramız yok ama geri de durma imkanımız yok. Şunu da yani Allah yani ömür vere de. Öyle bir içerisindesiniz ki. Bakın bakın Allah ömür vere de. Yani çünkü bunun tarif etmem mümkün değil. Yani bunlara yetişmem mümkün değil. Karşında büyük bir şimdi devlet. Karşında büyük bir dev yaratmış, evet. İmparator yaratmış, 1 milyar 387 milyon para toplatmış, ona hesap sormuyor. Benim şu anda emeklilik maaşımla ben kira mı vereyim, elektriğimi yaktırayım? Şimdi arkadaşıma diyorum ki ya buranın telefonu kesilirse ben burada durmamın ne faydası var diyorum. Gitmem yere, gereken yere gidemiyorum. Her gün Ankara'da 2 günlük geçirsem, kapılarını çalsam mutlaka ulaşırız diyorum. Yani dert o kadar büyük ki hangisini burada anlatalım? Yani bir an evvel devlet bu işi çözmeli. Bir an evvel çözüm getirmiş. Ya iyiyle çözerse çözsün ama çözümü var yok değil. Yani iyi kötü gittik gördük bu kadar şey var yani. Başımızdan geçenleri de anlatmamız. Yani şöyle tabii yanlış anlaşılmasın. Canım her başı sıkışan da devlet çözsün. Yani devlet burada kendisinden fedakarlık yaparak çözsünden bahsetmiyorsunuz. Bahsetmiyoruz. Orada tamamlanmış, tamamlanmamış inşaat var. Yapsın, karşılığında alsın. Karşılığını alsın. Ama yeter ki orta yerde binalar, bir de çürüyor binalar. Çürüme. Bina çürüyor. Yani. Adamın bir özelliği, iş adamı sıfatı ya. Kalmamış. Evet. Derhal onu saf dışı edip, çünkü o varken kimse gelip, yani, kimse. Evet. Bir an evvel oraya bir sahip bulunur, %50'si, %49'u neyse birine verilir, o tamamlanır. Veya işte devlet başkanısınız, kurun ekibinizi, yapın burası denilir. Veya devlet bize işte kredi imkanı sağlar, yapın şurayı işletin denilir. Veya biz kendi imkanlarımızdan bize imkan, mağdur. Fırsat verilir, bir yurt yapılır. Yani şey çok, imkan çok. Veya borçlanın denilir. Herkes şey aldığı hisse nispetinde borçlanır. Yani devletten biz yapın da biz burayı yapsın. Kati surette devletten bir şey beklemiyoruz. Yani bir daha tekrarlar mısınız? Yani siz devletten kati surette ne dediniz? Kati suretten bize yardım etsin de yani bize para yani versin. Başkasının parası milli parayı bize aktarsın diye. Böyle bir beklentiniz yok. Böyle bir organizasyonda devlet bu işe sahip çıksın. Sahip çıksın. Evet. Sadece evet. Bu konuları çözsünler. Bize versinler, devreden çıkarsınlar o yapanları, onların cezasını devlet versin. Kalanıyla hem atıllıktan kurtaralım, hem de biz orayı ihya edelim, mağdurlardan mağdurluktan giderilmiş olsun. Hem devletimiz kazansın, hem vatandaş kazansın. Bir daha böyle bir şeylere devletimiz sahip çıkar. Bu yasal düzenlemeyle tabii bundan aynen. Sonra önü de kapanmış. Yoksa devletimizden ne para ne pul yani edip de öyle bir şey talebimiz yok. Buyurun Tahsin Bey, bir şey diyorsun herhalde. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Yeni bir yasa, yeni bir düzenleme var. Yaşar Bey bu konuya girecek herhalde. Yeni işte teminatlar verilecek ve sigortacılık devreye girecek. Yalnız bu arada oraya bir madde ilave edilirse bizim gibi eski mağdurlar yani yeni
düzenlemeyi, yeni bina, yeni yapılacak işleri bağlayacak. Belki ama şunu diyorsunuz. Eski yani mağdurların da faydalanması. Bundan sonrakileri değil de öncekilerle ilgilenmesinden evet, faydalanmasını. Evet yani 2000 yılında yeni yasalar çıktı. İmar yasaları. O yıldan itibaren bunlar da devreye girmesini bekliyoruz. Önemli bir şey söylüyorsunuz ama. Evet, diyorsunuz ki çok yasal önemli. Düzenleme yapılacaksa evet. Bu tarihten itibaren değil, bu kanayan yaranın durması için evet. Daha geriden başlatmak suretiyle çözüm üretilsin diyorsun. Üretilsin yani, evet. Yasaları çıkıyor da diyor ki geri son 2000'den bu yana olan yapılır. Evet. 10 dakikanız var. 10 dakika içerisinde siz evet. Mağdurların sadece Sayın Dernek Başkanı'nın meşgul olduğu sahayla ilgili değil, pek çok konuda işte devre tatil, devre mülk, işte kaplıca vesaire filan mağdur olanlarla muhatapsınız. Bu noktada devlete, devletin tabii biz şöyle bir duruma da düşmüş olmayalım. Yani bir, her şeyi devletten bekleyen duruma düşmek. İki, yasal devleti düzenleme. Suçlamak. Yasal düzenleme. Durumuna düşmeyelim. Biz burada sadece beklenti ifade edelim. ve beklentiniz nedir? Lütfen buyurun. Siz. Evet, nasıl düzeltilebilir? Nasıl düzeltilebilir? Yani yasaldaki, daha önce de anlattım. İki husus var. Evet. İki husus var. Bir, mevcut durumun devre tatil, devre mülk alanların, devre mülklerinin tamamlattırılması, haklarının zararın neresinden dönülse kârdır, kanuni düzenlemenin yapılması. Bir de şu anda mesela benim telefonuma gelen şeylerde vergiler tahakkuk ettirildi ayrıca deniliyor. Evet. Yani zaten ekmeğe muhtaç hale gelmişiz. Biz sanki yani vergi konusunda devlet ne yapmalı? Bunun bir kararname mi çıkarmalılar? Peki, onu arz edeyim hemen size. Peki, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi bu devre mülk, devre tatil, hisse satış bir tek Türkiye'de olmuyor. Dünyada. Mesela Almanya'da, Avustralya'da vekillerim, çok yaygın. Vekillerim var da onun için söylüyorum. Evet. Yani bunlar ileride yani diyelim ki bir sene, iki sene sonra Türkiye'ye geldikleri zaman Kapıkule'den girer girmez tutuklanacaklar. Hemen buradan haber vereyim. Hemen diyecekler ki sizin borcunuz var. Sizin vergi dolayısıyla arabanız bağlanacak, haciz uygulanacak, karakola götürülecek, ifadesi alınacak. Bu maceralar bekleniyor. Çünkü yurt dışındaki adamın haberi yok. Satışın haddi hesabı belirsiz. Peki bu nevi vergilerin acaba önü nasıl alınır? Devlet bu nevi maceralardan nasıl kurtuluruz? İnsanlar böyle bir mağduriyeti nasıl bertaraf edebilir? Mesela bu tahakkuk eden vergilerle ilgili bir işte ne yapmalı? Bunun çözümü bizim bir şey vardı. Boğaz Köprüsü'nden evet. geçen kamyonetler vardı. Bunlar farkında değil böyle bir ceza geldiğinden. İşte kamyonet taksi değilse, kamyonetse, kamyonsa, gazi ara Şehitler Köprüsü. Şu kadar metre işte arası santimse. Evet. 2016 Şehitler yani Köprüsü'nden geçmişse bunların bir araba 10 bin lira arabaya gelmiş ceza 70-80-90 bin lira birikmiş cezaları vardı. Bir genelgeyle kaldırıldı. Bizim hükümetimizden inşallah sesimiz duyuyordur, inşallah büyüklerimize ulaşıyordur. Böyle bir genelgeyle, böyle bir kararnameyle bu gibi maceraların önüne acilen geçilmelidir. Çünkü yarın vatandaş Türkiye'ye gezmeye gelecek, anasını babasını, çoluğunu çocuğunu atasını ziyarete, silah-ı rahime gelecek ama daha uçaktan iner inmez de tutuklanacak. Arabası bağlanacak. Karakola çekilecek. Bu nevi ayıp şeylere muhatap olmamasını sağlamak için bir yani genelge. Yani vatanında böyle bir şeye karşılaşması diyorsun. Tabii ki bir kararnameyle bir genelgeyle bunun derhal bu vergi bertaraf böyle bertaraf edilmelidir. Bertaraf evet, peki. Ayrıca vergi dairesine ben de bizim büromuza, derneğimize başvururlarsa ben hazırladım bunun müdafasını. Bunu vergi dairesine bir dava açmak zorunluluğu var. Vergi nedir? Çünkü kumar borcu borç değildir. Ama bunu vergi dairesi mahkemesine gidip de bunu dava olarak beyan etmek, itiraz etmek, şikayet etmek, dava açmak mecburiyetimiz var. Yoksa ahlaka aykırıdır. Neden? Burası yani 3 sene sonra bir şey yapılacak, otel yapılacak. Bu otel de kiraya verilmiş olacak. Buradan kira... Yani vergi yasal değildir. Yasal değildir ama vergi de mahkemesine itiraz edilecek, dava açılacak ve ahlaka ayrı bir olay var. Burada olmayan bir yer kiralanmış, hayali bir kira hukuku var. Bu da kanunen geç geçerli değildir diye bunun itiraz edip beyan edilmesi lazım. Diğer hukuki ise bir de devre mülkle devre tatil arasındaki farkı arz etmem gerekiyor. Buyurun. Bu suistimal daha fazla suistimal o konusu. Devre mülk demek bir gayrimenkulü belli bir zaman kullanma hakkı demek. 158. madde. Hat Mülkiyeti Kanunu'nun 58. maddesi. Peki devre tatil ne demek?
devre tatil demek de tapuda tapu belgesi verilmeksizin noterden ben diyorum bağlı. Ki her Haziran boyu bu gayrimenkulü bu bir tatil köyleri var. Devlet mülkte mutlaka bir bina mecbur olması mecburiyeti var ama devlet tatilde bu gerekmiyor. Bir mesela tatil köyü var. Bir köy aldınız, kiraladınız, köy çadırları kurdunuz, havuz yaptınız, deniz yaptı kenarına kurdunuz. Burada 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay kullanma hakkını sözleşmeyle veriyorsunuz. Yani noterden tapuya kayıt geçirmiyor. Zaten ortada bir köy tatillerini biliyorsunuz, ortada bir bina da yok. Köy evleri, köy çadırları kuruyor. Bunun noterden yapılıyor. Ben şu köyde şu kadar kalmayı taahhüt ediyorum diyor. Alan da noter anlaşmasıyla alınıyor. Kaç kişiye satarsan sat. Ne kadar satarsan sat. Önerilerini söyleyin 3 dakikanızda. Evet. Demek ki zimmet suçu oluşuyor. Bu zimmet kanunu, yani ceza usulü mahkemeleri kanunu 128. madde devre mülk ve devre tatil dolandırıcılarına da uygulanmalı. Mesela adam devre tatil almış, dolandırıcı yapmış, kaçmış gitmiş. Malının hocam, şimdi şu andaki öneriniz, çözümünüz ne? Siz şu anda diyorsunuz ki bundan sonrakiler, bundan sonra devre tatil ve devre mülklerin düzenlemesini konuşuyorsunuz. Evet, sağlam. Ben size soruyu şöyle soruyorum. Bugün şu derdi yaşayanların çözüm öneriniz nedir? Bugün bu öneriler yapılmasa acilen belediyelere bu yönde bir mükellefiyet yükletilmeli. Yarım kalmış inşaatların böyle topluma zararlı hale getirecek gireni, vuranı, kıranı, gayrimeşri, kutinercileri, uyuşturucuların mekanı haline getirilmesine müsaade edilmemeli. Belediye mutlaka tamamlattırılmalıdır. Milli bir meseledir. Milli meseledir, evet. Tamamlatılması gerekiyor. Belediyelere bu yönde bir mükellefiyet verilmelidir. Buna yine bir ceza getirilmelidir. Yani bugün dolandırıcılığın cezası yok haldedir. Buna 5 sene ile 15 sene arasında bir cezai mükellefiyet getirilmeli. Zimmet suçu satılmalı. Ceza usulü mahkemeleri kanunun 128. maddesinin bu nevi dolandırıcılara kasıtlı olarak vatandaşı mağdur etmek amacıyla piyasada dolandırıcılık yapmak için kurulmuş bu nevi örgütlerdeki örgüt mensuplarının ceza usulü mahkemeleri kanunun 128. maddesi muhacesinde yargılanması, malına, mülküne el konulması mecburiyeti getirilmelidir. Karısına, sevgilisine, arkadaşına, yeğenine, damadına mallarını devretmişse bunun da bu mallara tedbir konulması, parasal hareketler mesela devredilmemeli en azından. Veya devretse bile el konulmalıdır. Sigorta edilme mecburiyeti getirilmelidir. Yani ben bir devre mülk yapmak istiyorum dedik, belediyeye başvurduk değil mi efendim? Evet. Demeli ki siz bu devre mülk için ne kadar bağımsız bölüm var? 500 tane bağımsız bölüm. 500 bağımsız kişi kaç kişiye satılır? Diyelim ki 1000 kişiye, 2000 kişiye satılır. Siz 2000 kişinin mağduriyete uğraması halinde zarar ziyanını karşılayacak bir teminat gösterirseniz ben size bu izni veririm denmelidir. Binalar sigortalı edilmelidir. Mesela uçağa biniyoruz gidiyoruz. Yolda şehit olsak, ölsek çoluğumuza, çocuğumuza devlet bir teminat, Türk Hava Yolları bir teminat ödüyor. Çünkü sigortalıyız. Hayatımız sigortalı. Bina alanların da hakkı, hukuku sigortalı edilirse bu nevi vatandaşlar mağduriyete düşmeyecektir. Devlet kapılarında, böyle sokaklarda, derneklerde, mahkemelerde hak arama yoluna gitmeye mecbur kalmayacaklardır. Bunun için acele şekilde limited şirket de limitere çevrilmelidir. Limited ne demek? Limiter ne demek? Dolandırıcılığı şirketlerin tamamı limited şirket kuruyorlar. Yani şirketin parası, orada bir boşluk var. Şirket parası varsa şirketten alırsınız. Şirket zarar etmişse, şirket lağvetmişse, yoksa kaçmışlarsa bir kuruş alamıyorsunuz. Evet. Ama limiter olursa ne oluyor? Şirketi kuranların şahsi mallarına da haciz koyabiliyorsunuz. Alacağınızı şahsından dava ve talep etme imkanlarınız oluyor. Yani bizi dolandıran şahıs hocam cümleyi tamamlayın, süremiz bitti. Evet, yani bu nevi yasal düzenlemeye gitmek mecburiyeti var. Yoksa bu mağduriyetler katlanarak ve sürekli olarak devam ederek gidecektir. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Son bir cümle ilave edebilirsiniz. Efendim, biz merhem olmasını istiyoruz devletten yaramıza. Peki. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz peki, çok değerli avukat Yaşar Bey, Nuh Sarıkaya Bey, Tahsin Şenol Bey ve Talip Bey, hoş geldiniz, safa geldiniz, sağ olun, var olun. Çok değerli izleyenler, gerçekten toplumun kanayan bir yarasını gündeme getirdik. Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Maliye Bakanımız, Sayın Milletvekilleri,
gerçekten burada bizim sansürleyerek bir program yaptık. Buna emin olunuz. Çünkü gerçekten çok ciddi mağduriyetler var. Bu mağduriyetler yasal düzenleme yapmak suretiyle önüne geçirebilecek. Ayrıca şu vergi meselesi o ayrı bir kanayan yaradır. Dolayısıyla tabii vergi memurları belki kanuni sorumlulukları icabı icralar vesaire falan bir takım işlemler yapıyor olabilirler. O kısmını ben bilemiyorum. Ama derhal bu konuya lütfen Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Maliye Bakanımızın danışmanları bu sese lütfen kulak veriniz. Bak Sayın Avukat ifade ettiler. Yurt dışında pek çok kişiye satılmış. Yarın vatandaş gümrük kapısından girdiği zaman böyle bir borçla karşılaşır. Kötü bir muameleyle karşılaşır. Oysa vatan hasretiyle ülkesine gelen bir adama bu acı, bu nahoş durum yaşatılmasın diyoruz. Ve umut ederiz ki bir daha bu ve buna benzer olaylar yaşanmaz. Yasal düzenlemelere, yasal boşluklar tamamlanır. Efendim gelecek hafta inşallah sağlıklı beslenme, Ramazan ayına girdik. Her birerinizin Ramazan'ı tebrik ederiz. İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını dileriz. Biz gelecek hafta Allah kısmet ederse sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma yöntemlerini, usullerini, Ramazan'ın bize sağlık açısından da verdiği, sağladığı imkanları konuşmak istiyoruz. Diyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Konuklarımıza da katılımlar için teşekkür ediyoruz efendim.